Merhaba dostlar, bugün sizlerle Puzzle Dark Redis şarkısına bakacağız. FTB için yapılmış bir Redis. Benim anlamadığım bir mevzu. FTB bir şarkı attı, diss yani. Ondan sonra Puzzle niye iki diss Redis yaptı? Yani bir tane yetmiyor muydu? Başka bir şeyler oldu herhalde, ondan dolayı çıktı. Yani normalde durduk yere iki tane Redis çok da akıl kârı iş değil. Ama bir sebebi vardır. Ondan dolayı bir şey demiyorum. Hemen şarkıya bakacağız. Şarkı güzeldir umarım. Güzeldir umarım derken yani bundan önceki Puzzle'ın Redis şarkısı güzeldi. Bu da güzeldir tahminimce. Diğer şarkıdaki ototonu beğenmediğimi söylemiştim. Buradaki ototon daha düzgün. Ama bana kalsa bir diste ototonsuz daha iyi bir şarkı olabilirdi belki de. Çok iyi. Ya normalde zaten sözleri anlamaya çalışırken zorlandığımı biliyorsunuz Azerbaycan dilinde. Ya, ototon ve reverb çok koyunca iyice zorlaşıyor benim işim. Yine bir kısmını anlıyorum. Dinleyelim bakalım. Yorumumu finale saklıyorum. Şarkıyı bölmeyelim çünkü. Atılan diss'e cevap verdim. Şimdi karar senindir. Burada demek istediği şey, bana bir diss geldi. Ben bunun cevabını verdim. Cevabını verirsen daha fazlası da gelebilir demek istemiş olabilir. Ama bu zaten ikinci Redis değil mi? Biz sıralamayı yanlış mı yaptık acaba? Yani ilk FTB'nin şarkısını dinledik. Ondan sonra Puzzle'ı dinledik bir şarkısını. Şimdi de Puzzle Dark'ı dinliyor. Sıralama böyle yazıldı bana. Ama büyük olasılık doğrudur ya sıralama. Çünkü yazan kişi az buz bu konuda bilgili biriydi. Bizim takipçilerden. Reaction izleyen takipçilerimizden. Yani bitti. Bu şarkıyı aşırı derece beğenmedim. Yalan yok. Yani bu disleşmede FTB'yi haklı bulmuyorum. O haklı haklısız mevzusu değil ama Puzzle'ın bir önceki şarkısı bu şarkıdan daha güzeldi. Yani ilk baştaki ototon kullanım güzeldi de bazı yerlerde yine beni biraz memnun etmedi diyebilirim. Çünkü Puzzle'ın eski şarkılarına baktığımızda çok güzel şarkıları var. Bu şarkıyı da ototonsuz daha güzel okuyabilirdi. Ben ototon karşıtı bir insan değilim. Bunu zaten takipçiler bilir. Ama bu diste ototon çok güzel olmamış. Yine gideri var. Ona bir şey demiyorum. Disleşmede zaten genel olarak çoğunluğun haklı bulduğu kişi de Puzzle. Yorumlara bakarsak da bu. Şurada da yine notum gördüm. Bir de notonun disleşmelerini merak ediyorum. O biraz daha bizi yükseltebileceğini düşündüğüm şarkıları var. Çünkü notonun disleri güzel gibi gözüküyor. Az buz dinledim 10-20 saniye. Detaylı dinlemedim çünkü videoya kalsın diye. Benim yorumum böyle. Çoğunluk Puzzle'ı haklı bulmuş. Ben haklı haksız yarışmasına girmiyorum. Çünkü olayları detaylı bilmiyorum. Yorumlardan yazdığınıza kadar işte bunlar buluşup kavga etmeye falan da gitmişler. Bir şeyler olmuş vesaire vesaire. Ben bu işleri detaylı bilmediğimden kimin haklı olduğunu direkt yorumlayamam. Ama bundan sonra galiba bir kelle kelleye olayı olacak. O kelle kelleye de görürüz kim kazanıyor. Önemli olan oradaki performanslar benim için. Çünkü bunlar o kadar mühim değil ama orada freestyle yapılıyor sanırsam. O kelle kelleye daha geçmedik. Onlara da bakacağız. O zaman asıl kim daha iyi görürüz. Benim yorumum böyle arkadaşlar. Umarım yanlış anlaşılmamışımdır. İki sanatçıyı da ben seviyorum. Tepkilerini de çekiyorum.
Ama bu disleşmeyi puzzle almış gibi gözüküyor çoğunluğun kararına göre. Bilemem artık. Sizin yorumlarınızı bekliyorum. Sizce bu disleşmeyi kim kazandı? Yazın yoruma. Onun dışında yeni gelen dostlar abone olursa sevinirim. Burada videoyu sonlandırıyorum. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın.